Irak Şam İslam Devleti örgütü bölgeye ve sonunda da tüm dünyaya şeriat getirmeyi amaçlıyor. Örgütün Irak'ta 10 yıl önceki girişimleri sonuçsuz kalınca militanların çoğu sınırı geçerek Suriye'ye kaçtı. Örgüt bu dönemde Suriye'deki karlı bazı petrol tesislerini yönetti. Bu süreçte de bir tek müşterisi oldu. Londra'daki King College'dan Şiraz Mahir bu müşterinin IŞİD'in düşmanı Esad hükümeti olduğunu söylüyor. Esad hükümeti çıkarları yönünde hareket etti. Şeytanla, yani IŞİD militanları ile işbirliği yaptı. İki tarafta bu alışverişte son derece pragmatik davrandı. IŞİD militanları şimdi Beyci'deki petrol tesislerini ele geçirmiş durumda ve buradan da faaliyetlerini genişletmek için finansman sağlamayı planlıyor. Ancak bu tesisleri işletebilmek için IŞİD'in yerel aşiretlerin desteğine ihtiyacı var. IŞİD'in selefi olan El-Kaide, 10 yıl önce bu aşiretler tarafından dışlanmış, sünni aşiretlerden destek alamadığı için Irak'ta tutunamamıştı. Şiraz Mahir'e göre IŞİD farklı bir yaklaşımla geri döndü. IŞİD militanları bu bölgelere geri dönüp aşiret liderlerine sizi Amerikalılar ve Irak Başbakanı Nuri El Maliki kandırdı. Size verdikleri sözleri tutmadılar, ihanet ettiler. Bundan dolayı sizi affediyoruz, size samimi bir şekilde el uzatıyoruz dediler. IŞİD, Sünnilere belki samimi bir şekilde el uzatsa da Şiilerden özellikle de Irak ordusundan el çekmiş durumda. Bunun nedeni Irak ordusunun Sünni azınlığa karşı baskı aracı olarak kullanılması. Militanlar yeni yaklaşımlarının Irak'ta savaşı kendi lehlerine çevirmesini aynı zamanda bunun Suriye'deki konumlarını güçlendirmesini umuyor. Eğer bu plan işe yararsa militanlar sağlam müttefiklere, Batı'ya karşı yeni saldırılar düzenleyebilecekleri finansman ve üslere sahip olacak. Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü terör uzmanı Raffaello Pantucci'nin uyarısı bu yönde. Örgüt bir şekilde otoritesini ortaya koymaya ve küresel cihat bayrağının yeni mirasçısı olabileceğini göstermeye çalışıyor. IŞİD batıya karşı yeni saldırı düzenlemeyi de düşünebilir. Uzmanlar militanların yakın bir zamanda Batı'ya saldırıp saldırmayacağı ya da şimdilik Suriye ve Irak'taki kazanımlarını sağlamlaştırmakla yetinip yetinmeyeceği konusunda görüş birliği içinde değil. Gerçek şu ki Irak Şam İslam Devleti örgütünün hedefi küresel bir güç olmak. Bu amaçla büyük kaynaklar edinen örgütü durdurmak Batılı ülkeler ve müttefikleri için zor olacağı benziyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi Washington.